Çakır aslında hepimizin bildiği gibi somdan daha küçük olan ama elimizdeki omtas gibi kuzgunun da öyle. Aslında kuzgun esesinin menzilleriyle hemen hemen benzer menzil ama daha fazla harp başlığı taşıyan mini seyir füzesi oldu. Yani somun küçük kardeşi gibi düşünebiliriz Çakır'ı. Ve aslında çok stratejik bir ürün oldu çünkü daha çok sayıda üretilebilecek bir ürün. Şimdi tabii özellikle som ciddi maliyetli bir mimat çünkü çok gelişmiş bir mimat. Yani somun üstündeki güdüm sistemleri hemen hemen tüm gelişmiş güdüm prensiplerini kullanıyor neredeyse. Yani bir hibrit arayıcı başlık yok üstünde. Onun dışında çok sayıda güdümüm aynı anda kullanıyor som. Dolayısıyla som çok pahalı. Ve somdan daha çok atabileceğimiz, daha sarf edilebilir bizim elimizde seyir füzesine ihtiyacımız var. Özellikle Ukrayna Savaşı yine güzel bir örnek oldu aslında. Her şeyi artık Ukrayna Savaşı'na örnek veriyoruz ama güdümlü mühimmat ihtiyacınız her savaşta görülüyor, sürekli artıyor. Her savaşta daha çok güdümlü mühimmat ihtiyacı artıyor dünyada. Dolayısıyla da çok sayıda üretilebilir bir seyir füzesi ihtiyacımız vardı. Ağırlığının daha az olması sebebiyle Çakır'ı daha farklı ve daha fazla sayıda platformda kullanma esnekliğimiz de var. İlla F-16'ları yormamıza gerek yok. Akıncı'nın örneğin somu gövde altına takabiliyorduk. Burada iki kanada birden som takarabiliyoruz. Dolayısıyla Çakır'ın gelişi bize seyir füzesi anlamında ciddi bir esneklik sağlayacak. Çok farklı noktalarda çok kabiliyetli bir seyir füzesine sahip olduk. Ve en önemlisi çıktısı şu Çakır'ın turbojet motoru yerli. Yani yerli bir turbojet motoru ilk denemesinde kullandı ve başarıyla da hedefi vurdu. Bu çok önemli bir gelişim. Biz Somu ilk olarak Fransız TR-40 motoruyla ürettik. Sonra KTC arkasından geldi ve KTC çok uzun süre bekledik biz KTC'yi özellikle Kale'nin motorunu. Gerçekten o motor hatta 3-4 kere falan tasarlandı baştan. Sürekli sorun yaşadık. Ama en sonunda öyle bir geldi ki şimdi çok hızlı bir süreçte KTC'nin üzerinden hemen Çakır'a yerli bir seyir füzesi motoru ayarlandı. Çakır çok kısa sürede geliştirildi. Kendi platformumuzdan test ettik ve başarılı atış yaptık. Tabii bundan sonra bu testler daha başlangıç farklı testleri de olacaktır. Ama Çakır'ın bize getirisi genel olarak bu şekilde özetleyebilirim. Siz neler diyebilirsiniz hocam? Şöyle başlayayım. Ben hani 150 kilometre diye konuşuluyor da Akıncı'dan atılan bir füzenin çok çok daha uzun menzilli olacağına inanıyorum. 150 Evet. kilometreleri de geçeceğine inanıyorum ben açıkçası. Onu bir söyleyeyim en baştan. İkincisi, siz bunu bir hava insansız hava aracından 2 ila 4 tane atmaya başladığınız zaman doyurmanıza, yani herhangi bir iyi korunan bir sistemi dahi doyurucu saldırı yapmanıza çok çok imkan tanıyacak bir şey. Kaçını vurabileceksin, kaçını durdurabileceksin. Zaten küçük olduğu için belirlemen geç olacak. Bu atış sen jet motoru çalıştırılarak mı yapıldı diyorsun? Onu Evet, bir şey yapalım. çalıştırıldı. Tam çalıştırıldı. Çok iyi. Kalenin biliyorsun çok güzel bir şeyi vardır. Yanılmıyorsam eğer Gebze Teknik'te bir online konferansta çok güzel motoru tasarlamaya, bir jet motoru tasarlamanın ilerleyişini anlattıkları bir şey vardır. Videoları vardır YouTube'da. İşte orada bütün işi öğrendiklerini, altyapıyı kurduklarını, altyapıyı kurarken işte rulmanına kadar kendilerini üretmek zorunda kaldığını, motoru işte 3 kere tam ve toplamda da 5'i bulacak şekilde çok büyük revize ederek son haline getirdikleri, ama işi çok iyi öğrendikleri için de şimdi işte bunun daha küçüğünü, daha büyüğünü, daha büyüğünü yapabilecek 4500'lere kadar çıkabilecek bir şeylerin olduğunu söylüyorlar. Kapasitelerin olduğunu söylüyorlar. Ki işte şu anda 3250 falan gibi de şeyler olacak değil mi? Şey için. Pardon, Arat motorunda mı daha büyük güç olacaktı? Evet, onda daha büyük olacak. Aklımda o kalmış. Şunu anlatmak istiyorum. Çakır'ın atılacağı menzilde şu anda Amerikalıların Arleigh Burke sınıfı haricinde, ki Arleigh Burke sınıflarının da hepsinde yokmuş, standart 3 ya da standart 6 füzesi haricinde menzil yetecek bir hava savunma füzesi yok. Bizde de yok, Avrupalılarda da yok. Yunanistan'ın en son yaptıracağı şeyde de yok. Kimon sınıfı fırkateynlerinde de yok. Asterlerin menzil bile yetmeyecek. Yeter ki önceden belirleyebilelim. Ondan sonra da bunu kullanabilelim. Yani hani Allah göstermesin, gerekmesin, ama hani sizin yarattığınız maliyet etkin tehdit karşıdakinin aldığı en pahalı çözümden daha üstün kalıyor şu an. Evet. 150-200 kilometreden bunu hedefe attığınız zaman size 150-200 kilometreden hani meteor füzesinin menzili bilmem ne. Abi senin önce 150-200 kilometre yakalayıp ateş etmesi gerekiyor ki sen bu füzeyi çoktan bırakmış oluyorsun. Yani bazı dengeleri güzel bozan bir şey. Havadan insansız hava aracıyla biz ne yapıyoruz? Şu anda maksimum 16 kilometreden mamleye attık. Hadi 30 kilometreden
mantıya atacağız. Hadi uzattık işte kuzgun bilmem ne diye aileler geliyor ama sen seyir füzesi mantığına girmeye başladığın zaman hani attın o aşağı indi işte denizi yalayarak gitti. Karada işte yükseltilerin arasından şey yaparak iyice zorlanması şey yaparak gitti. Hani kendi bulunmasını zorlaştırarak çok aşağıdan irtifada düştü. Sen hani olayda yeni bir boyut katıyorsun. Onlar etraflarında işte F-16 arayıp ya da çok daha büyük sistemler ararken sen çok adetli olarak bir anda 6 tane Akıncı'yla bunu becermeye başlıyorsun. Hangi maliyete kim yetişecek yani? Onu anlatmak istiyorum yani. Yani seni kaçını neyle durdurabilecekler? Bu yarattığın doyuruculuk maliyeti illa hani füzelerin durdurulabilmesi değil. Kaç Patriot 3 kaybetmeyi kabul ediyorsun? Yani bir de öyle dertler olmaya başlıyor. Yani senin bir çakır maliyetinle hem de motorunu bile yerli ürettiğin bir sistemle kaç tane Patriot 3'ü o kadar hızlı üretebileceksin? Bunların hepsi şey sorunu olmaya başlıyor. Maliyet sorunu olmaya başlıyor. O yüzden hani ben çakır çok kıymet verdiğim bir füze. Çoklu başlı bunda deniyoruz. Eğer bunda başarılı olursak neden atmacanın işte blok 2 diyelim ya da blok 1 diyelim bir şey diyelim ama atmaca füzelerimize de bu kabiliyetin kazandırılması taraftarıyım ben. Sadece radar başlık yerine hani gemi özelinde zaten kara konuşlu atmaca tabir edilen bir atmaca tipi var. Kesinlikle olacak deniyor ama bana kalsa deniz kuvvetli atmacalarında da olması gereken bir beceri bu. O yüzden de hani ısrarla istediğim benim şey hani Çakır'ın çokça denenip denemelerde mükemmelleştirilip Çakır altyapısının atmacaya vesaire gibi diğer füzelerimizde de kullanılabilmesi. Yani Hocam çok dikkat kıymet ettiniz mi? verdiğim. Terminal safhada da 0.9 Mach hızla hedefine vurmuş. Evet. O dikkatimi çekti benim de. Hani o yüzden sordum. Jet motoruyla çalışıyordu değil mi diye hani sormamın sebebi oydu. Turbojet motor tabii canım. Tamam jet motor zaten 0.9 Mach'ta süzülemez yani hani. O yüzden hani şey yaptım yani. Ben çok beğendim açıkçası. Yani bu çok aslında ucuzluğu konusunda bir tek şeyle anlaşamıyorum. Roketsan'la anlaşamıyorum. Çünkü çok kıymetli bir füze yapıyorsunuz. Çok kıymetli bir füze derken güdüm sistemi başlı başına bir yüksek maliyet oluşturan bir füze yapılıyor şu anda. Yani IAR başlık var, şey başlık var. Yani birden fazla başlık bir füze yapıyorsunuz. Bu bence hani maliyeti çok arttıran ama hassasiyeti de acayip güzelleştiren bir sistem. Yani şimdi yanlış anlaşılmaktan çok korkarak şey yapıyorum. Günümüz dünyasında radar başlığını kandırmak gitgide daha mümkün olmaya başlıyor. Çünkü elektronik harp sistemleri çok gelişiyor ve çok güçleniyor. Ama buna karşılık imaging infrared'i hele hele bir de hem radarla hem imaging infrared'le birleştirip de böyle kendi arasında konuşup ya ben şunu görüyorum ama yanlış olabilirim. Ben bunu görüyorum ama doğru olabilirim'e karar verip de gitmeye başladığı zaman sistemler hassasiyet yani vuruş ihtimali çok artıyor aldatılmaya karşı. Çakır'ın bu sisteminin olması atmacadaki mevcut sistemden bana daha çok güven veriyor. En kibar yolu böyle söyleyebilirim. Ben burada şöyle bir ekleme yapayım mı? Buyur dinliyorum. Geçtiğimiz gün seminer vardı. Oraya katıldım. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci de katılmıştı. Ve oradan bir kesit de hatta paylaştık Defensif'te. Ve orada direkt Murat İkinci'den alıntı yapıyorum şu anda. Bizim bundan sonra güdümlü mühimmatları en fazla farklılaştıracağını düşündüğümüz nokta aslında santimetre bazında hassasiyetle vuruş yapma yeteneğini mühimmatlara getirebilecek olan arayıcı başlık ve sensör teknolojileri. Bizim Roketsan olarak en büyük yapmış olduğumuz yatırım genelde sevk veya patlayıcı sistemleri değil, yeni modern sensör sistemlerine, arayıcı başlık teknolojilerine ve yapay zeka teknolojilerine. Ve bunların üzerindeki sensör teknolojilerinin füzyon edilip farklı sensörlerle her türlü koşulda, her türlü hava koşulunda hedefini bulan, noktasal olarak hedefini vurabilen teknolojiye sahip olmak. Kibrit arayıcı başlık da bunlardan bir tanesi. Bu tarz teknolojinin en üst seviyesini ifade ediyor, dedi. Ve aynı zamanda bu teknoloji konusunda hem Roketsan'ın hem arayıcı başlık konusunda Sagen'in, Aselsan'ın çalıştığını da belirtti. Dolayısıyla aslında Roketsan bu noktada sizin dediğiniz gibi imaging infrared, sensör füzyonu gibi noktaları çalışıyor. Hatta en çok bunları çalıştığını söyledi direkt Murat İkinci. Aynen. Belli zaten Çakır'ın ortaya çıkması sen bunları sensör füzyonunu yaptığın için ortaya çıkıyor. Yani burada ben senin kadar örneğin füzenin motorunun ateşlenmesine falan heyecanlanmıyorum. Ben iki farklı sensörün füze üzerinde ortak çalışıp hedefi bulmasına şey seviniyorum. Yani beni en heyecanlandıran kısım burada şey oldu yani o oldu. Çakır'la ilgili başka ekleyeceğiniz konular var mı hocam? Ona göre ben şey Abi bol getireyim. bol testini görelim. Bunun bak işte bunda da bütün testleri görelim. Bak az önceki Cenk'te aman görmeyelim bilmem ne diyordum. Bunda da hani böyle uçaktan ayrılmasını görelim. Roketin işte jet motorunu ateşlemesini görelim. Atmacadaki gibi böyle suyu yalayarak sea skimming giderek gittiğini görelim. Seyir füzesi olarak yamaçlardan geçtiğini görelim. Bence asıl o da şey yapacak, caydırıcı olacak o zaman. Düşünsene birazdan konuşacağımız Anka 3'ün gövde altı şeyinde Çakır füzesi taşıdığını. Yani bildiğin mini B2 yapmış oluyorsun direkt. Evet, o konuya da geliriz.